Sayın Adnan Oktar'ın dünya basınında yayınlanan makaleleri. Sayın Adnan Oktar'ın uluslararası medyanın önde gelen gazete ve dergilerinde yayınlanan makaleleri tüm dünyada geniş bir okuyucu kitlesi tarafından takip ediliyor. Rusya'dan Amerika'ya, İran'dan Suudi Arabistan'a, Bosna Hersek'ten Malezya'ya, İspanya'dan Azerbaycan'a pek çok ülkede yayınlanan makaleler imani, bilimsel, sosyal ve siyasi konularda milyonlarca okuyucuyu aydınlatıyor. Sayın Adnan Oktar'ın Nisan 2017'de dünya basınında yayınlanan makalelerinden bazıları şöyle. Orta Doğu'nun en önde gelen İngilizce gazetesi ve en büyük haber kaynağı olan Lübnan merkezli The Daily Star gazetesi, Türkiye bundan sonra ne yapmalı? Amerika'nın sol görüşlü bağımsız haber sitesi American Herald Tribune, radikal ideolojisi yıkılmadıkça eşşebabın direnci kırılmaz. Balkanların ihtiyacı gerilim değil uzlaşma. Türkiye'deki referandum ne anlama geliyor? Rusya'nın en köklü internet gazetesi Pravda, Türkiye ve Rusya birbirini yakınlaştıracak önemli bir proje. Türk akımı. Referandum sonrası nasıl bir Türkiye bekleniyor? İsrail'in önde gelen günlük İngilizce gazetesi Jerusalem Post. Savunulmazı savunmak. Türkiye'nin referandumu. Uluslararası ilişkiler, güvenlik ve terörle mücadele konularında uzman yazılara yer veren Rusya'nın önde gelen düşünce kuruluşlarından biri olan 5 dilde yayın yapan Geopolitika YPG PYD'nin Kuzey Suriye'de terör faaliyetleri. Referandum değerlendirmesi. Kuveyt'ten yayın yapan günlük gazete Al-Anba, yeni bir dönemin eşiğinde Türkiye. Kanada, Ontario'da İngilizce ve Arapça olarak basımı yapılan Al-Bilad gazetesi. Mültecilere karşı umursuzluk. Musul'un gerçek kurtuluşu ancak bölge ülkelerinin ittifakıyla olur. Ürdün'ün ilk bağımsız Arapça gazetesi Al-Gad. Orta Doğu'nun ardı arkası kesilmeyen savaşları son bulmalı. Yakın Doğu ve Musevi dünyasını Fransızca yayınlanan tek dergisi İsrail Magazin. Siyonizm yersiz ve yanlış anlaşılan bir korku. Lübnan'ın önde gelen Arapça yayın yapan günlük gazetesi Anlar. Rus sınırında NATO silahları, Türkiye'nin referandumu. Kuveyt'te İngilizce olarak basılan ilk günlük gazete Arab Times. Türk referandumunda herkes kazandı. Malezya'nın en köklü İngilizce gazetesi New Straits Times. Teröre karşı yanlış mücadele. Katar'ın İngilizce gazetesi Gulf Times. Türkiye Körfez İşbirliği. Toplumun materyalizme sürüklenmesine karşı insan ve ailenin manevi değerlerini koruyucu çizgisiyle ön planda olan siyasi İtalyan düşünce kuruluşu Il Talebano. Bir zamanlar Orta Doğu'da Hristiyanlar vardı. Katar'ın en büyük Arapça gazetelerinden Al Raya. Teröre karşı savaş ama nasıl? Türk referandumunda herkes kazandı. Merkezi Bağdat'ta bulunan bağımsız ve sol çizgiye sahip Arapça günlük gazete Almada. Orta Doğu'nun ardı arkası kesilmeyen savaşları son bulmalı. Türkiye bundan sonra ne yapmalı? İngilizce Gulf Daily News gazetesinin kardeş yayını olarak bilinen, Arapça yayınlanan Akbar Al-Haliş, Türkiye'nin Körfez İşbirliği, Türk referandumunda herkes kazandı. Merkezi Londra'da bulunan İran günlük Arapça gazetesi Az Zaman, evsizler kimin problemi? Afganistan'a ihtiyacı daha fazla asker, daha fazla bomba ve daha fazla silah değil. Rohingya Müslümanları dünyanın en yalnız halkı. Radikal ideoloji yıkılmadıkça eşşebabın direnci kırılmaz. Türkiye'nin referandumu ne anlama geliyor? Amerika'da yayın yapan bağımsız yayın organı ve aynı zamanda düşünce kuruluşu Eurasia Review. Yeni bir dönemin eşiğinde Türkiye. Amerika'da yayın yapan bağımsız Kürt haber ajansı Ekürt Daily. Musul'un gerçek kurtuluşu ancak bölge ülkelerinin ittifakıyla olur.